Şimdi çupralarımızı tepsimizin içerisine bu şekilde yerleştirelim. Üzerine şu şekilde iki tane çizik atıyorum. Birinci malzememiz mantar. Mantarımızı ince bir şekilde doğruyoruz. Domatesi kabuklu olarak kullanıyorum. Sap kısmını bu şekilde bıçağınızın ucuyla alabilirsiniz. Şimdi bunu ortadan ikiye keseceğim. Domates çok önemli. Bu tarz fırında pişirilen balık yemeklerinde hem güzel bir lezzet veriyor hem aynı zamanda da biraz da sulandırıyor. Evet, birinci domatesimizi bu şekilde yaptık. Şimdi bir tane de halka şeklinde keseceğim. Bunu da yine altına ve üzerine kullanacağız. Bu küp doğramış olduğumu balıkların içerisine koyacağım. İşte bunu da bu şekilde halka olarak doğruyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. Kabuklarıyla yapabilirsiniz bu işlemi. Çok ince kesmiyorum, biraz kalın bırakıyorum. Ve sıra geldi biberlere. Biberlerimi de bu şekilde ince olarak doğruyorum. Halka şeklinde. Kuru soğanımızı da piyazlık olarak doğruyorum. Taze nane hem kokusuyla hem de rengiyle çok güzel bir lezzet katacak. Taze fesleğen. Taze fesleğen de yine aynı şekilde. Bunu da bakın çok ince doğramıyorum bu tarz baharatları. Biraz iri bir şekilde bırakıyorum ki hem kokusunu, lezzetini hem de fiziki olarak görüntüsünü kaybetmesin diye. Öncelikle tuzumuzu üzerine gezdirelim. Zeytinyağımızı da birazdan koyacağız. Şimdi bakın bir balıklarımızın içerisine mantarlardan koyuyorum biraz. Yine alt kısmına domates, soğan, biber ve taze baharat karışımından biraz içerisine. Ve yine domates iç kısmına. Biraz bastırarak koyuyorum ki bunlar fırında pişerken yavaş yavaş sönecekler ve balığın içerisinde dengeli bir şekilde kalacak. Limon da birer tane atalım iç kısımlarına. Şimdi bu yapmış olduğumuz işlemden sonra sıra geldi bu malzemenin hepsini karıştırarak üzerlerine doldurmaya. Bakın bu şekilde iyice bastırarak üzerlerini kapatıyorum. Tuz. Biraz da biber. Ve biraz da zeytinyağı. ...180 derecede 45 dakika pişireceğim. Arkasından da bu lezzetli balığı servise sunacağım. Çupra güzelce pişti. Şimdi çıkartıyorum. Üzerindeki malzemelerim de çupranın üzerinde yavaş yavaş eriyerek güzel bir lezzet de verdi. Evet, balığımı bu şekilde koyuyorum servis tabağına. Bir de garnitürlerden alıyorum mantarla beraber. Çevresine bu şekilde güzelce koyuyorum. Limonlarla beraber domates, biraz dereotu, maydanoz, nane, fesleğen. Bunlardan da biraz bu şekilde doğruyorum yeşil olarak. Bunları da çevresine hem daha canlı görünmesi için hem de güzel bir koku ve lezzet de vermesi için çevresine bu şekilde azar azar koyuyorum. Ve son olarak da şimdi bunun üzerine biraz sızma zeytinyağı gezdireceğim.